Böyle yani e, tamamen bir vakumun içinde evet. e, yani Batı dışı ilişkilerden hiç etkilenmeden tamamen kendi iş dinamikleriyle ilerleyen e, bir yapı gibi bir e, anlatı e, üretiyorlar. Evet, neyse biz e, tekrar o hani İbn Alğun'un sorunuza heh, tekrar heh, şey yaparsak de, e, hani demiştim ya Weber'e yakın muhtemelen düşünürdü İbn evet. Alğun diye onu şu kasıtla söyledim. Şimdi ekonomi dediğimiz şey üretim ve tüketim süreçlerinin toplama. Evet. Üretimin ve tüketimin toplum üzerinde ya da ahlak üzerindeki şeyleri farklı. Etkileri farklı, sonuçları farklı. İbni Haldun açısından dejenere edici etki tüketim süreçleriyle alakalı. Şimdi protestanlık üretimle tüketimi e, diğer yaklaşımlardan daha farklı tanımlıyor ve yaşıyor. Mesela e, tüketim konusunda daha şeyler, daha nasıl söyleyeyim muhafazakarlar, daha mutediller. Şimdi üretim konusunda tamam, teolojik bir şeyle, motivasyonla son derece güçlü bir şeye sahipler. Ne diyelim, üretim faaliyetine başlıyorlar. Fakat tüketim noktasında daha mutediller. Dolayısıyla İbni Haldun açısından baktığımızda muhtemelen bu ayrımı yapardı ve hı hı. E, tüketim konusunda daha muhtedil oldukları için e, mesela e, kapitalizmin e, ortaya çıkışını üretim üzerinden e, izah eden Weber'e yaklaşıldı diye ben düşünüyorum evet, şahsen. Evet. Peki e, yani İbn Haldun'a göre iktisadın yani iktisat nedir İbn Haldun'a göre yani kabaca yani iktisat nedir yani e, işte İbn Haldun'a göre işte maaş maaş yani ekonomi ya da günümüzde iktisat diyoruz buna. Evet. E, medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani bir yerde medeniyet varsa orada evet. mutlaka iktisat da vardır. Evet e, o tabi buna maaş e, ismini veriyor. E, yani ona göre yani temel görüşleri nedir e, e, İbni yani, Haldun iktisat noktasında? Diğer yani şeyinin anlatısının modelinin diğer parçalarından ayrı düşünülemez evet. iktisatta bütününe baktığımız zaman insanın, insan tabiatının belli bir zamanda ve mekanda açımlanmasıyla ortaya çıkan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyanın bir parçası da maaş. Yani insanların hayatta kalabilmek için birbirleriyle etkileşime geçmeleri, iş bölümü üzerine dayalı bir toplum oluşturmaları, işte parayı ya da benzer bir mübadele aracını kullanarak üretimi artırmaları. Dolayısıyla buna bağlı olarak tüketimi artırmaları. Ee, en genel anlamıyla e, insan tabiatının zorunlu bir sonucu olarak görüyor e, İbn Haldun e, iktisadı. Fakat iktisat durağan bir şey değil. E, evrilen, belli bir şey içerisinde, belli bir e, yapı içerisinde evrilen e, aşamaları belli, önceden öngörülebilir bir süreç İbn Haldun açısından. Yani. Bunu biraz e, İbn Haldun'un e, insanla alakalı yaklaşımında aslında bu esasını bulur İbn e şunun altını çizer Allah insana akıl ve el vermiştir el çok önemli dolayısıyla bu akıl ve el birlikte zaten insanın yer imarının esasını bundan ikisi oluşturur bu yönden El insanın bir aletidir ama öyle bir alet ki akılla birlikte kullanıldığında onunla siz aletler üretirsiniz. Ama aynı zamanda sadece aletler üretmezsiniz. Diyelim toprağı elinizle ekime dikime hazır hale getirirsiniz. Ziraat imkan ortaya çıkar. Ama aynı zamanda bitkileri şey yaparsınız... E, toplarsınız, dikersiniz e, onlara bakarsınız elinizle. E, böylelikle bağlık, bahçelik, işte meyvelikler vesaire ortaya çıkar. E, ama aynı zamanda elinizle e, alet, edevat e, üretirsiniz. E, onunla birlikte e, diyelim e, şeyle alakalı, e, ziraatta kullanacağınız e, aletler çiftli vesaire onlar e, geliştirilir. E, ama aynı zamanda el dediğimizde El aslında kesbin aracıdır. Kesb de aslında e, amel demek yani kazanç. Sadece kazanç değil, e, kesb aslında insanın biraz e, varoluş tarzını e, denk düşer. Yani varoluş tarzı derken de zaten e, insan e, hayatında hep kesb ettikleriyle karşı karşıyadır. E, dolayısıyla bu insanın Kuran-ı Kerim'de de zaten malum kesb kavramı çok yaygın olarak kullanılır. 67 yerde zannediyorum kesebe fiilinin muhtelif türevleri kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Çok merkezi terimlerden birisidir aslında. kesb kavramı Kur'an-ı Kerim'de de. Dolayısıyla normal olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kesbe işaret ediyor. İbni Haldun da bu kesbi dikkate alarak onun etrafına kuruyor aslında bütün sistemini. Dolayısıyla kesb dar anlamıyla zaten e, ticaret demek geniş manasıyla da çok farklı cihetleri var. Şimdi ama kesbin e, esas itibariyle dediğim gibi alet olan kısmı el ama el tek başına yetmiyor akılla birlikte kullanılması lazım. E, burada aklın garizi olan bir tarafı var, tecrübi olan bir tarafı var, bir de nazari olan tarafı var. O eee ki e, garizi olanın e, şeyle birlikte eee Tecrübi olanla birlikte, etkin olmasıyla birlikte el becerileri ve el sanatları dediğimiz zanaatlar vesaire gelişiyor. Ve diğer taraftan bu zanaatlar vesaire geliştikten sonra nazari aklın, nazarın konusu haline geldiğinde üst bir söylemle bunu eleştirel bir şekilde irtibat kuruyorsunuz. Eleştirel bir şekilde ortaya çıkmış olan zanaatların, e, keyfiyetiyle alakalı, nasıllığıyla alakalı bir bilgi birikimi ortaya koyduğunuzda e, işte devasa ilimler, sanatlar, onlarla alakalı bir birikim ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla e, bütün bunlar aynı zamanda e, insanların ekonomik ilişkilerini yani üretimi, tüketimi aynı şekilde e, şeyde ticareti, ticaret yollarını ama bütün bunlar söz konusu olduğunda işte ticaret yolları dedik, e, coğrafya bilgisini gerektiriyor. Coğrafya bilgisi de bir taraftan bakıldığında işte tecrübi aklı gerektiriyor. Ama tecrübe aklın belirli bir şekilde tedvin edilmesi için çok farklı gayretler söz konusu oluyor. Onun ötesinde de onu tedvin etmek için tasnif lazım. Tasnif nazarı aklı gerektiriyor. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini şöyle birlikte düşündüğümüzde yani insanın aklının ve elinin olması ekonomik e, hay faaliyetlerin de esası hep onun üzerinden zaten İbn Haldun. Evet. Yani zaten e, yani insanın diyor. hemen hemen bütün faaliyetleri aklını ve elini kullanmasıyla e, gerçekleşiyor. Tabii eee kesb kavramı yani kazanç demek sözlük anlamı itibarıyla yani medeniyet insanların bir kazanımı. E, yani e, insanlar bir verili e, doğal ortam var. Yani Allahü Teala onu insanlara hazır olarak sunuyor. İşte ağaçlar var, güneş var, yağmur var, deniz var, su var vesaire falan. Bir de insanların kendilerinin inşa ettikleri, ürettikleri bir medeniyet var. İşte ekonomi insanların bir kesbi. Yani bunu insanlar kendileri üretiyorlar. Siyaset gene onların bir kesbi. Bunu kendileri üretiyorlar. İlimler, sanatlar gene bunlar da insanların bir kesbi. Dolayısıyla hani Allah'ın insanlara verdiği doğal bir düzen değil. Tam tersine akıllarını kullanarak ve yani ilahi emirleri tatbik ederek değerleri ışığında, örfleri, adetleri ışığında, imkanlar dahilinde bunu inşa ediyorlar. Ekonomiyi de böyle, siyaseti de bu şekilde inşa ediyorlar. Ama o, affedersiniz, o ha. inşa etme süreci... E Sonu belirsiz, her yere gidebilen efendim başıboş bir süreç değil. Mesela siyaset söz konusu olduğu zaman düzene doğru ilerliyor bu Hı. süreç, düzensizliğe evet. doğru değil. Evet. Ya da işte ekonomi söz konusu olduğu zaman birikimin artmasına, zenginliğin Hı. artmasına Hı. doğru Hı. ilerliyor. Efendim ilimler söz konusu olduğu zaman ilimlerin incelmesine doğru Hı. ilerliyor. Yani e, belli bir düzene, tertibe göre Hı. ilerleyen. Evet. Allah'ın yani koyduğu görevi, bir düz alt, altlığa göre, bir algoritmaya göre ilerleyen he. bir süreç evet. İbn Haldun'un.